Evet, küçük bir ara verdik. Sen ne dersine başladık. Akif Bilgi de stüdyodaki yerini aldı. Hoş geldiniz Akif Bey. Hoş bulduk. Size bir sorum olabilir mi? Oturuşunuzdaki bir değişiklik üzerine soracağım bunu. Hayırdır inşallah. Ne bileyim, oturuşunuzda bir güven yedi keçili köy ağası gibi. Köy ağası mi? Gibi. Evet. Peşin satmış tüccar gibi mi? Peşin satmış tüccar gibi ya da faizi tek haneye düşmüş ülkenin vatandaşı gibi. Biraz buna uyarım sanki. Yani bu kolay bir beni şey tarif bu. Eder. Amerika'da öyle, Avrupa'da öyle, Türkiye'de öyle. O zaman bir farkımız kalmadı bir zaten. Farkımız artık yok. Süper Lig'e çıktık. Aynı ligdeyiz, evet. Onlarla. Faizlerimiz tek hane işte. Evet. Öyle değil mi? Sana da yansımış oturuşuna. Ya artık dünyada itibar sahibi, söz sahibi, küresel liderlikten bölgesel güç olmaktan küresel liderliğe geçen bir ülkenin vatandaşıyım ve televizyonunda program yapıyorum, yorum tabii, yapıyorum. Tabii yöneticileri mesela dünyanın bütün ülkeleriyle barışmak için öyle bir şey var, özgüven de var yöneticilerinde. Yeniden, dünyanın bütün ülkeleriyle tek tek barış süreçleri var. Bir 10 yıla yaklaştı. Sıfır sorun, bir komşularla sıfır sorun, evet. Politikasından dönmüştü AK Parti. AK Parti değerli yalnızlık dönemi, politikasına doğru yürümüştü. AK Parti'nin ilk dönemine hakim olan politika komşularla sıfır sorun politikasıydı. Şimdi biri hariç hepsine dönüldü. Yani Irak'la, İran'la, Suriye'yle, Esad'la, işte sayır bölge ülkeleriyle, Mısır'la, emirliklerle, Suud'la, hepsiyle sıfır sorun politikasına geri dönüldü. Bir Yunanistan kaldı. Evet. Ama dışarıda o da rezerv olarak tutuluyor olabilir mi seçim için? Yedek olarak bir yedek düşman lazım değil lazım. Mi? Şimdi o kadroyu boşaltırsan toptan boşalt. Kötü giden yapacağım? İşlerden kimi sorumlu tutacaksın? Yani dış güç bırakmazsın dışarıda. Amerika'da var biraz. Onu da hani zamanı gelince kullanabiliriz. Biraz Avrupa. Onlar hem yani artık biliyorsun Avrupa ile, Almanya ile de, Fransa ile de dostane ilişkiler, yakın ilişkiler geliştirme arzusu en üst düzeyde dillendiriliyor ve gösteriliyor da jestlerle. Evet. Mesela Macron'la bir araya geldiğinde Cumhurbaşkanı ya da diğer Avrupa liderleriyle, İtalya Başbakanı'yla yeni seçilen. Bugün gördüm görüntüler, çok samimi. Samimiler de, evet. Yani sıcak. İyi bir ilişki kurulmuş gibi. Sıcak yani, evet. Aslında zor birisi. İlk diğer buluşma bildiğim kadarıyla değil mi? Öyle bir şey vardı. Gayet sıcak geçmiş. Gayet sıcak, evet. Dolayısıyla bir yandan öyle, yani artık akıl sağlığından şikayet edilen Macron, artık Nazi artığı Almanya yok. Yani o da iyi geçirilmek isteniyor. Fakat bir yandan da orada varlarmış durmaya devam ediyor, düşmanlık yapmaya devam ediyor, dış güçlük etmeye devam ediyormuş gibi de sinsi planları olan gösterilmeleri gerekiyor. İkisi bir arada olmaz mı? Yavuz, hem vallahi oluyor. Bilmiyorum. Bugün Cumhurbaşkanı'nın sözlerine baktığımızda dışarıda sinsi planları olan Türkiye üzerine bir takım güçler var. İsimlendirmedi. Mutlaka her zaman olması lazım değil mi onların? O başaramayacaksınız demek için ona ihtiyaç var herhalde. Günah. Tabii hala diz çöktüremeyeceksiniz, başaramayacaksınız. Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak. Susmayacak bir şey daha vardı. Teslim alamayacaksınız. Evet. Diz çöktüremeyeceksiniz. Onu söyledik. Söyledi mi? Dize getiremeyeceksiniz versiyonu. Peki. Var onun. Peki. Bunların hala söylendiğini görüyoruz. Esad, Sisi, Suud Veliahtı, Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi Emiri, hepsi dizlerinin üstünde sürünerek bükemedikleri eli öpmeye geldiklerine göre, o zaman bunlara söylenmiyor bu, onlar artık Türkiye yüzyılına teslim oldular. Adam bir de yani düşün. Diyeceğim oydu. Bir şey kaldı, daha kaldı dedim ya, Türkiye yüzyılını durduramayacaklar. Evet. Onu da söyledi Cumhurbaşkanı. Tabii, tabii, başaramayacaklar, dize getiremeyecekler, Türkiye yüzyılını durduramayacaklar. Son dönem şeyi o, Türkiye yüzyılını durduramayacaklar. Yeni eklendi o. Evet, yeni. Ama repertuarın güncellenmesi gerek. Hep rakamlar doğru. Mı güncellenecek? Hep ya vergi zamları mı? Bir de yeni bir şey söylemek lazım değil mi? Yeni bir şey söylemek gerekli dediğimizde böyle bir şeye ihtiyaç oldu. Cumhurbaşkanı Türkiye yüzyılını engelleme girişimleri olduğunu söylüyor. Dış güçlerin uğraşı buymuş. Ama evet. Engelleyemeyecekler. Türkiye artık bölgesel güçten küresel liderliğe geçiyor. Dünyada söz ve itibar sahibi. Ve ramak kaldı diyor Cumhurbaşkanı. Türkiye yüzyılının önü orada tam bütünü tümüyle açılmış olacak diyor yakında. Yakında. Ramak kaldı diyor, yani bölgesel liderlikten dünya liderliğine geçiyor. Sıçradık, sıçrayacağız. Ramak kaldı. O ramak dedi, yani o eşik
Haziran 2023. Yani orayı atlattık mı? Şimdiye kadar niye olmadı? 2023 hedefleri ama arasında niye bu gerçekleşmedi? Sen ama Nebati'yi dinlemiyorsun. Şahlanma miratları niye hep ıskalandı ve ertelendi? Var, Hazine Bakanımızın açıklaması var buna. Dış güçler mi? Yok. Bunun için bir günah keçisi kadrosu lazım. Doğru. Ama onun dolu olması lazım. Onu boşaltırsan, münhal tutarsan olmaz. Gösterecek biri olmalı dışarıda. Ama Yunanistan bizi engelliyor diye bir şey olmaz da. Yunanistan engelliyor bizi. Öyle engellemeye mi? Çalışıyor. Kışkırtıyor kimleri? Kışkırtıyor ha. Avrupalıları, Türkiye'ye karşı, Amerika'ya. ABD'yi bize karşı dolduruyor ve kışkırtıyor. Dolayısıyla bu işler hep onun başının altından çıkıyor. Denize bile dökülebilirler. Değil mi tekrar? Uçağa da. O cümle de edildi çünkü. Kaşınırlarsa, için söylüyorum, tırnak için de söylüyorum. Yani benim lafım. Öyle ama kaşınırlarsa tamam. Denize dökülebilirler diye dedelerini hatırlarsınlar gibi ifadeler kullanıldı. Ama yani barışmanın da bir faydası var Akif. Yani 5 onda, milyar dolar az mı bu yoklukta? Bu yoklukta iyi para şimdi. Yani 5 milyar dolar biraz uzun sürdü yalnız gelmesi. Ben ona biraz takıldım. Canım sıkıldı. Müzakereleri devam ediyor. Neyi müzakere ediyor? Ne müzakere? 5 milyar doları biz kamyonla mı taşıyalım, uçakla mı gönderelim? Neyin müzakeresi? Yüzlük mü olsun, ellilik mi olsun dolarlar? Hangi pazarlığın parçası? Pardon yanlış oldu. Hangi müzakerenin bak, parçası? Sana inandırıcı gelmiyor mu? Yüzlük mü olsun dolarlar, ellilik mi olsun, kamyonla mı gelsin? Müzakere bunun üstüne mi? Herhalde böyle bir müzakere. Başka bir şey değil. Müzakere olur mu canım? Başka bir şey değil değil mi? Onun karşılığında siz de şunu yapın, biz de onun karşılığında bunu yapın. Canım, o 5 milyar dolarlık bir iş mi ya? Yavuz şimdi Rusya'ya benziyor bir yönüyle Rusya'yla ilişkimize. Ne zaman geldi 5 milyar dolara beri? Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından hemen önce. Peki siyasi uluslararası ilişkiler bazında baktığında Sisi'de el sıkışması fotoğrafı tabii falan. Ki iki şeyin arasında geldi ama çok lazımdı demek ki. Ya Merkez Bankası'nın son faiz indirme kararından önce kuru tutmak için bir dopinge ihtiyaç vardı. Bir etkisi de oldu onun. Bunun haberinin çıkarılmasına ihtiyaç vardı bir an önce. Ve Suudilerin ağzından müzakerelerde sona gelindiğinin duyurulmasına ihtiyaç gerek vardı. O sağlandı. Nasıl sağlandı? Senin dediğin şekilde. Sağlanma biçimi de o. Yani Sisi ile Katar'da tokalaşmanın ardından onun şeyi olarak, o jeste jest olarak iletişimi gerçekleştirildi. Ben şuna hayret ediyorum. Yani bu müzakereler niye bu kadar uzadı? Biz Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasını kapatıp zaten davayı iade etmedik mi? Bildiğim kadarıyla o iş bitti. Ya hala neyin şeyi bu? Rusya ile ilişkilerde biliyorsun uçak düşürme hadisesinden sonra Türkiye özür diledi, özür istediler. Özür diledi. 34 askerimizi vurdular, şehit ettiler. O oldu, bu oldu. Ama gene de domates ihracatı yasağını kaldırmaları yıllar sürdü. Kaldırdık, kaldırıyoruz, kaldırdık, kaldırıyoruz, sürdü. Şimdi de doğalgaz ödemelerini 2023 sonrasına, 2024'e, ya seçim sonrasına erteliyoruz. Ha erteledik, ha erteliyoruz. Müzakereler devam ediyor. Ya bizim hatırımız için mesela gemisi vurulduğu halde Ukrayna tarafından Ukrayna ile çekildiği tahıl anlaşmasına geri dönüyor. Kırmamak için Türkiye'nin hatırını. Erdoğan'ın hatırını. Ya da enerji hub'ı haline getirecek. Lüleburgaz'ı. Yani benim gazım bundan sonra doğalgazım Türkiye'den sorulur. Feda olsun. Almak isteyen Türkiye'ye soracak. Türkiye'yi ikna edecek. Evet. Türkiye satmam derse istemediğine satmaz. Tabii. Tipini beğenmedi diyelim satmaz. Evet. Bunlar söylendi, konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bir yandan bu kadar hatır sayan bir Putin var. İktidarın, Erdoğan'ın, Türkiye'nin hatırını sayan bir Putin var. Ve bunu hayrına yapıyor. Gerçek bir dostluk. Bir 6-7 milyar dolar da bu Mersin'deki Akkuyu vasıtasıyla Türkiye'ye para aktardı. Aktardı. Öyle bir şey. Ama bir yandan bu kadar hatır sayıyor. Biz fakir ülkelere tahıl ulaşması için araya koyduğumuz hatırı kendi vatandaşımızın kışı rahat geçirmesi, iktidarın da seçimi rahat geçirmesi için doğalgaz ödemelerinin ertelenmesini de araya koyamıyoruz. O müzakereyi bir türlü koyuyoruz da bitmiyor yani. Ha, onu diyorum ama bir öbürü bitti. Mesela tamam madem siz istediniz sizi mi kıracağım deyip anlaşmaya geri dönüyor Putin. Peki burada niye? Ya madem ihtiyacınız var. Lafım olur kardeşim. Aynı şey
Suud için de geçerli. 5 milyar dolar. Bunun mahiyetini de konuşmamız lazım da. Şimdi başka bir boyutu var. Konuşuruz da. Ama niye sonuçlanmıyor? Şeytanın avukatlığını yaparsam yani? Acaba 5. kol faaliyeti sayılır mı? Sorgulamak, sen yaparsan beni, sayılır. Sorgulamak beni hainliğe doğru... Yapma derim. Öyle mi? Bana soruyorsan, sorgulamayalım mı? Mesela Suudi Arabistan'da bu 5 milyar pazarlığın içinde sizinle el sıkışırken şu hatırlatmayı yapmama müsaade et. Türkiye Libya ile yeni bir anlaşma imzaladı yakın zamanda. Bir petrol anlaşması imzaladı. Hidrokarbon anlaşması imzaladı. O anlaşmadan sonra Mısır'la devam eden barışma müzakereleri kesildi. Mısır Dışişleri Bakanlığı bunun artık mümkün olmadığını ve müzakereleri kestiklerini açıkladı resmi olarak. Sonra birden el sıkışma hadisesi oldu. Peşinden de 5 milyar dolar geldi. Şimdi ben bu meseleyi Libya'ya bağlarsam acaba Libya'da bir yapma. Şey mi? Yapmayayım. Yapma. Öyle değildir etme. Zaten. Öyle değildir o. Libya'yla bir bağlantısı yoktur. Alakası yoktur. Türkiye Libya'da herhangi bir şeyden vazgeçmemiştir herhalde. Hiç zannetmiyorum. Bence bir şey bekliyorlar ama bu Türkiye'den atılacak bir adım, bir taviz, bir pozisyon değişikliği falan değildir. Ama ne beklediklerini zaten bilmiyoruz. Belki taviz, havaların açmasını bekliyorlar. Yağmurun durmasını bekliyorlar. Belki taviz olsa zaten Türkiye alır mı o parayı? Almaz. Hiç mümkün bu işe mi? Girmez ki. Mümkün mü? Merkez Bankası rezervlerinin yükselişe geçtiğini, yani 128 milyar dolar kayıptan sonra tekrar yükselişe geçtiğini nasıl söylemişti Cumhurbaşkanı? Dostlarımızın destekleriyle. Evet. Şimdi Türkiye bu bir dost desteği olmasa zaten kabul zaten etmez. Kabul. Bir yani pazarlığın parçası olsa. Dost dediğinde zaten bir şeyin karşılığında vermez onu. Vermez, öyle dostluk mu olur? Üstelik hibe de etmiyor. Hibe de etmiyor. Peki emanet mi, borç mu, swap mı? Yani tam orası da belli değil. Yani, 5 milyar dolar. Vallahi Kerim Rota buradaydı. Muhtemelen işte mevduat olarak yatacaklar. Haber öyle çıktı. Suudların ağzına dayandırılan haberde de bizim Merkez Bankamızda Suudi Arabistan Merkez Bankası'nın 5 milyar dolarlık bir mevduat hesabı açacağı hesap söyledi. Açıyor değil mi? Yani defterini falan Merkez Bankası ayarlıyor. Birisi getiriyor 5 milyar hesap. Artık basılı defter mi kaldı? Sen bilmiyorum, nerede kaldın Yavuz ya? Ben eskiden şey yaptım. Sen oradan de... mesela Suudi Arabistan 100 bin dolar çekebilecek mi öyle bir hesap? Z kuşağı bilmez. Eskiden hesap cüzdanları vardı. Öyle kafa kağıdı gibi. Müştahal kağıdı gibi bir de hesap cüzdanları vardı. 50 çekebilecek mesela Suudi Arabistan ihtiyacı varsa. Ne bileyim kredi kartı ödeyecek mi? Çekmez ama şey. Ya. Çekmez onu mi? Çekmez. Ya da şey var mı onların uygulaması? Uygulamadan bir yerden bir yere havale yapılabiliyor mu 5 milyar doların? Olabilecek bilmiyorum, ben parasını nasıl yani kontrol edeceğini düşünüyorum. Muhtemelen Merkez Bankası Başkanı cep telefonundan bir tuşa ya da masaüstü bilgisayarından bir tuşa basarak o işlemi gerçekleştirir. Halleder değil mi? O parayla uçakta taşınmayacaktır, bu valizle taşınmayacaktır yani canlı para olarak. Canlı para olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Yok canım. Çünkü swap olsa niye? Paralar girip gelmiyor. Sadece kağıt üstünde. Tabii. O işlemler yapılıyor. Swap'ta gerçek para devrede değil. Söz konusu evet. Değil. Yani benim sende şu kadar param var. İyi hadi bakayım kaydettim. Benim de sende şu kadar param var. Karşılıklı paralarımız bizde. Anlaştık. Hop yükselen bir şey var. Rakam yükseliyor. Var. Para ama bu, kasada bu mevduat. Yükselmiyor. Yani mevduat dediğin zaman da sıcak para. Hani o bir şekilde uluslararası o, pozisyondan şuradan buradan falan gelir. Mevduat olursa kullanılabilir bir para olur. Evet. Şimdi swap nakit. Efendim? Sıcak. Tabii swap nakit. Senin Merkez Bankası şeyine bilançonu düzelten bir şey. Ona makyaj yapan bir ama şey. Ama faydası. Ama ha yani. Yaraya merhem değil. Yaraya merhem değil. Ama yani şey. İhtiyacın oldu 1 milyar doları ben buradan şuraya kullanayım diyemiyorsun onu. Ama mevduat açarsa tıpkı bizlerin bankalarda açtığı mevduatların bankalar tarafından kullanılabildiği gibi o para kullanılabilecek. Azerbaycan'ın galiba 1 milyar dolarlık böyle sanıyorum, bir evet. Mevduatı var. Öyle okudum hafızam yanıltmıyorsa. Bu da gelirse 5 milyar dolar da bu az bir para değil. Fakat Yavuz en nihayetinde mevduat olarak gelse emaneten bırakılıyor oraya. Tabii, paranın sahipliği başkasında. Borç olarak gelse zaten borç, swap olarak gelse yine sonlu. Bir gün tahtadan o rakamlar silinecek. Ekrandan o rakamlar silinecek, geri gidecek. Bizim değil, bizim olmuyor. Benim de sana o zaman sorum var madem sen sordun. Eyvah. İki tane sorum var ama. Ama ben 5 sene başladım, biraz beynim yorgun onun için sırayla anlayışlı ol bana. Evet. Yavuz,
borç yiğidin kamçısı mıdır, yoksa borç alan emir de mi alır, para alan emir de mi alır? Şimdi Türkiye örneğinden yola çıkıyorsan borç yiğidin kamçısıdır. İktidarın söyleminden yola çıkıyorum. İktidarın söyleminde en son para alan emir de alıyordu. En son öyle. O ama biraz daha zaman geçti onun üstünden bildiğim kadarıyla. IMF'nin taksitleri ödenirken hep söylenen şey neydi? Ama o bir geçti o. Kime söyleniyordu? Muhalefet eğer alırsa o zaman emir almaya gidiyor. Tabii. Parayı veren düdüğü çalar şeyi var ya hesabı. O zaman değişti. Şimdi borç yiğidin kamçısına dönemez mi? İşte onu soruyorum. Cevabın bu mu? Benim bu. Artık borç. Benim diğeriyle hiç alakam yok. Direkt cevabı. Artık borç yiğidin kamçısıdır. Para alan emir de alır. Out, borç yiğidin kamçısıdır. İn. Evet. İkinci soru. Buyursunlar. Peki kabul ettik. Borç yiğidin kamçısıdır. Evet. Yavuz, oradan 1 milyar dolar, buradan 5 milyar dolar borçla, emanet parayla ya da swapla. Yani dökme suyla diyorsun. Türkiye 100 yılı başlar mı? Nasıl başlıyor? Ama bak şimdi buralarda yani, da haksızlık ettiğini düşünüyorum. Dünyanın ağası biz olacağız. Evet. Ama aileni düşün, çevreni düşün. Herkesin bir zor zamanı yok mu? Ağanın da dara düştüğü olmaz mı diyorsun? Ağanın dara düştüğü olmaz mı? O zor zamanda dostlardan alınan destek o dar boğazın aşılmasını getirecek. Aman. Sonra yalnız senin, bak senin ihracatın artacak. Ağzından burnundan dolar fışkıracak. Turizm artacak. Her şey yerli yoluna girdiğinde zaten senin o 5 milyar doları 10 milyar dolar olarak iade et yani Salman'a. Lafım ne olacak ne, yani? Ver gitsin yani. Ha. O zaman ağalık asıl gösterecek zaman o. Şimdi yalnız bir 2023 eşiği var. Dar bir zaman var yani. Onu bir açıldı mı o mesele kapanacak. Yani bu 5 milyar oradan 1 milyar oradan toplanan paralarla Allah'ın izniyle çok şükür Türkiye 100 yılı başlayacak. Başlayacak tabii. Böyle giriyoruz Türkiye 100 yılına. Vallahi kulağa hoş geliyor Yavuz. Fena değil. Hiç fena değil. Bu satar bizim bayağı dünyanın ağası sana da yapar. Satar mı ben sana söyleyeyim? Satar satmaz mı? Aman ağanın ağalığına alel gelmesin. Ona yani, gelmesi aman yeter tabii. Asıl mesele. Ya sağdan soldan borç toplamak da getirmiyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Bir de biz dağıtıyoruz da biliyorsun. Mesela Suriye'ye un göndermek için devlet malzeme ofisi mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Doğru söylüyorsun. İhale açtı. İhale açtı. Biz fakir ülkelerin, kıtlık çeken, ekmek, un bulamayan ülkelerin tahıl ihtiyaçlarını ve un ihtiyaçlarını karşılamaya da talibiz. Talip olduk, evet. Yani bize buğday gelecek, un gidecek. Yani orada Sultanahmet'te alıp Ayasofya'da dağıtmanın, vermenin bizde ağlığa halel getirmediğini anlamış oluyoruz. O tam laf olarak nasıl değil gidiyordu o Sultanahmet'te alıp? Akşener söylemişti onu, bu bir deyim. Hı-hı. Tam ya hafızam yanıltmıyorsa sen düzelt beni. Yok, şunu mu demek istiyorsun Yavuz? Şunu mu demek istiyorsun? Sultanahmet'te dilenip Ayasofya'da sadaka vermek. Sadaka vermek gibi bir şey öyle vardı. Öyle bir şeydi değil öyle mi? Dersi miydi düzü mü? Sen hangisini demek istedin? Ben bir şey demek istemedim. Ben duymak istedim. Çünkü bir kez daha duymuştum. Senin aklında kalmış onun için. Hani şey yapalım, tekrar gündeme taşıyalım diye Meral Hanım. Ben bunu senden öğrenmiştim. Öyle o kadar. Öyle o kadar gidiyorsun ya. Şimdi tabii çok acayip bir tablomuz var ya. Yani Türkiye 100 yılı başlıyor. Togg'un lastikleri Avrupa'nın yollarına düştüğünde eyvah çılgın Türkler geliyor diye telaşa kaplayacak, panikle kaçışacaklar. Evet. Fakat bu arada biz Merkez Bankası bilançosuna ancak swaplar, emanet paralar, borçlarla doğrultabiliyoruz. Nasıl olacak? Peki sence tabii yani, bu büyüklüğü, bu görkemi, bu ihtişamı taşıyabilir mi o rezerv? Şimdi o bakımdan seni, şey ettim. Tabii senin dikkat çektiğim bir orada bir çelişkili durum var ama iletişim işinde işte takip ediyoruz hepimiz. Sence sokaktaki vatandaş bununla ilgilenir mi? Yani 5 oradan almış, 1 oradan almış, o ondan emir almış, almamış, şu olmuş, bu olmuş falan. Bu meselenin bu tarafıyla ilgilenir mi? Birinci sorum, sorularla gidiyoruz madem. İkinci sorum, Suudi Arabistan'dan tam seçim öncesinde bu paranın gelmesi, Rusya ile müzakerelerin ediliyor olması sonrasında bu paranın gelip gelmeyeceğini göreceğiz, gelirse eğer. Diğer taraftan Mersin Akkuyu ile ilgili geldi zaten. Bunlar seçime dış müdahale sayılır mı? Çünkü AK Parti'nin bu konuda çok hassas olduğunu biliyoruz. Dış müdahale, işte onlarla birlikte büyükelçilerle plan yapıyorlar.
Batılılarla birlikte seçime giriyorlar falan ya, o nedenle çok söylüyorum. Yani o hassasiyet zedelenmesin. Çok teessüf ederim. Bu dersi kaç defa gördük burada. Öyle mi? Yani zor soru gibi zannettim önce. Hep aslında bana havalı düşüyor diyecektim sordum. Zor soru. Havalı sordum ama zor gelmedi. Havalı sordun ama bu dersi, bu cevapları biliyoruz. Kaç kere işledik bu dersi burada? Peki. Kimin yaptığına göre değişir. Bu bir kalıp değil mi? Bunu her yere koyabiliyoruz. Borç olduğunda da koyabiliyoruz. Sen, İtiraz olduğunda. Şimdi çifte standardın tekleştiği, tek standarda dönüştüğü bir yönetim uygulamasında sen ısrarla hala tek standardın tek standart olduğu eski gün Türkiye'yi ben eski hayır Türkiye'de oha, de tam öyle değil ama özür diyecektim ama o da öyle değil. Hayır evet. Hassasiyeti var AK Parti'nin, üzülür sonra diye şey. Dış müdahaleler konusunda çok hassas. Ama para vermek illa ağız yer yüz utanır diye bir laf var. Yavuz, ağız yer yüz utanır. Ne demek? Birisinden iyilik görürsen, ikram görürsen, bir lütuf ihsan görürsen, onun isteğini geri çevirmekte zorlanırsın, mahcup olursun, utanırsın, utanma belasına. Hoşuna gitmeyen şeyler bile olsa yaparsın. Yapmak bu işin, durumunda işin kalırsın. İşin nezaket kısmında tabii uluslararası ilişkiler biraz daha farklı yürüyor. Orada mecbur kalırsın. Bunu yani anlatıyor bu söz. Yani ama dediğim gibi bu Bay Kemal için geçerli olur olsa olsa. Aksini mesela yapsa yapsa kim yapar? AK Parti yapar. Dolayısıyla bu AK Parti'ye tatbik edilemez. Kim yapar? AK Parti yapar. Yani Kemal, Bay Kemal, Bayan Meral, diğer altılı masa eğer böyle bir ikram, iyilik görür, destek görürse ağız yer yüz utanır. Onlar ama aksini yapsa yapsa AK Parti yapar. Onda böyle bir şey mevzu bahis olmaz. Sanırım bu konuda artık endişeye mahal kalmamış. Yok kalmadı evet. Rahatladım. Çok şükür. Bir ikinci ayağı vardı bunun. Yani bir seçim meselesini sormuştum. Seçime müdahale olur mu? Kimden yana kime karşı olduğu önemli. Eğer bir dış destek ve dayanışma 2002 burada öncesinde, demokrasiyi yüceltmek için 2002 öncesinde ve sonrasında AK Parti iktidara geldikten sonra içeride İşte vesayet odağı dediği odaklarla, antidemokratik müdahalelerle siyasete ve seçilmiş iktidara boğuşurken AK Parti böyle dışarıdan destek ve dayanışma görüyordu. O zaman dış destek ve dayanışma AK Parti'ye verildiğinde, gösterildiğinde demokratik dayanışma oluyordu. Evet. Yani evrensel bir mücadelenin parçasıydı. Çünkü insan hakları biliyorsun AK Parti'nin o zamanki söylemine göre, eski AK Parti'ye göre ülkelerin egemenlik, iç egemenlik sorunları değildi. Böyle görülemezdi. Türkiye bu, AK Parti bu anlayışta birçok başka ülkedeki hukuksuzluk, iç asayiş sorunları ya da insan hakları ihlallerine tavır alıp taraf olabildi. Hatta olmadı yani mı? Savaşın bir parçası haline gelebildi. İçişleri saymadı. Olduğu gibi. İçişleri saymadı. Ama felsefesi buydu zaten. Bu felsefe gereğince AK Parti'de, Türkiye'de insan hak ve özgürlükleri demokratikleşme adına verdiği mücadelede dışarıdan destek görebiliyordu. Bu helali hoştu. Fakat AK Parti'ye karşı başkaları böyle bir destek görürse o zaman dış güç müdahalesi olur. Beşinci kol faaliyeti. Egemenlik haklarının ihlali olur. Beşinci kol faaliyeti olur. Ajan, o da olur hepsi, değil mi? Hepsi olur. Ben derim acaba fazla mı? Hepsi olur. Şimdi bunu dediğim gibi defalarca burada üstünden geçerek işledik. Artık öğrenmen artık lazım. Artık daha ne sormaman lazım. Değil mi ya böyle bir şey? AK Parti'ye yarayacak herhangi bir dış destekle dayanışma. Aykırı düşmez. Bizim egemenlik haklarımıza aykırı düşmez. Yani o demokratik dayanışmadır. Sen dün... ama Bay Kemal'e göz ucuyla filan bir yabancı büyükelçi hani temas eder, hoş bakarsa ya kahve içmeye gitse bakarsa, bile kahve içmeye genel merkeze dış güçler Türkiye'de iç siyasete ve seçime müdahale etmeye ya kalkıyor. Ya da büyükelçilerle toplantı yapıyor hemen oradaki eleştirine dış dünyaya Türkiye'yi şikayet eden siyasetçi
gibi şeyler. Ben dün senin bir şikayetin, pardon, salı günkü şeyde. AK Parti'ye hak olan, iktidara hak olan, muhalefete de hak olacak diye bir kural mı var? Şimdi tam da onu destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Sanıyorum önceki günkü programda sen Sisi ile görüşmeye ilişkin, hani geçmişte veya Esad'la muhtemel görüşmeye ilişkin geçmişte yapılan açıklamalarla biraz ters düştüğünü falan mı söylemiştin? Ben öyle bir şey söylemedim. Hiç sen söyledin. Ben Cumhurbaşkanı hesabını Allah'a benim veremem. Benim ağzımdan çıkmadığı konusunda ben fikirim. Ama burada konuşuldu yani. Üçüncü bir kişi mi vardı orada, bilmiyorum. Bizim de birisi daha olabilir. Bir günah keçimiz. Bir şey lazım buraya. Bize de bir günah keçisi lazım be Yavuz. Şunu koyalım şu. Ben yapmadım, o yaptı, o yaptı diyecek diye birisi lazım şey. Yani. Hayır, şöyle, eğer eleştirdiysen sana çok böyle oturaklı yanıt veren bir isim var diye. O zaman seni destekleyen. Haşa min huzur. Söz meclisten dışarı. O zaman seni destekleyen, yani bunu normal karşıladığın için seni destekleyen Sisi ile Esad'la görüşmeleri bir açıklama var. İsmail Saymaz'a yapmış Bülent Turan o açıklamayı. Bülent Turan. AK Parti Grup Başkan Vekili de. Sisi'yle ne oldu da el sıkıştı diye sormuş İsmail. 10 sene önce Mısır'da darbe vardı diyor. Libya, Tunus, Suriye, Mısır darbe süreci. Arap Baharı adıyla süreç yaşandı. Türkiye'de de gündemdeydi darbe yapılması. Biz hem Türkiye'ye hem Mısır'a olan operasyona karşı çıktık. Aradan 10 yıl geçti. Biz yine darbeye karşıyız. Biz yine Mursi'ye rahmetli diyoruz. Biz yine Rabia'mızla gurur duyuyoruz. Ancak şartlar, temel parametreler değişti. Mısır gibi köklü bir ülkeyle Türkiye gibi kıymetli ülkenin barışması kadar doğal bir şey olabilir mi? Olamaz. Mısır'la barışmak durumundayız. Doğu Akdeniz'i Yunanistan'la İsrail'e mi bırakacağız? Çok doğru. Doğu Akdeniz'i Yunanistan'da İsrail'e mi bırakacağız? Mısır'ı niye kaybediyoruz? Dostlarımızı niye kaybediyoruz? Ülkenin, milletin yüksek menfaatlerini düşünerek hareket etmek gerekmez mi? Evet, bir tavır alınsın darbeye ve Mısır'daki insan hakları ihlallerine, katliamlara bir tavır İtiraz alınsın olsun. Ama devletler arası ilişkiyi niye koparıyoruz? İpleri koparmamak siyasette lazım. Siyasette küslük mü olur? İpleri koparmamak lazım. Siyasette küslük, dargınlık mı olur? Öyle hem de ebedi. Dendiğinde, bizler dediğimizde, bizim gibiler dediğinde, muhalefet dediğinde katil sevicilikle suçlanıyor. Ama sen zamanında söylemiyorsun ki. Darbecilik de darbe sevicilikle zamanında söylemiyorsun. Zamanı bugün. Ha. Sen şimdi onu erken söylediğinde. Bu zamanlama çok önemli. Çok önemli. Yavuz. Zaman bugün. Dün demeyeceksin onu. Biz kazanıp Sisi kaybettiğinde artık ipleri onarmak mümkün hale geliyor. Orada bir sakınca yok. Sakınca yok. Ama biz kazanmazken, mevcut tabloda görüldüğü gibi, Sisi kaybetmezken eğer yapmaya kalkarsak Sisi kendini kazanmış zannedebilir. Maazallah. Üstelik sen şimdi çok sakıncalı. Bugün sen Sisi'yle görüşürdün. Onun için önceden barışmamak lazımdı. Sen Sisi'yle görüşüldüğünü düşünüyorsun ya, ama durum o da değil. Bak, diyor ki savaş başka bir şey, sonucunda görüşmek başka bir şey. Dolayısıyla darbe yapan Sisi'ye karşı çıkmak ile 10 sene sonra Mısır'ın başındaki yöneticiyle görüşmek aynı şey değil diyor. Velev ki adı aynı. Ne olmuş? Ha, onun da adı Sisi'ydi, bunu gidersin. Ama bu yüzden temas kurulmayacak mı yani? Yavuz, görüşülmeyecek mi? Sen de Allah'ını seversen ya. Nereden getiriyorsun böyle Kenan Evren aklına? Darbe yaptığında bütün dünya onu kıramadı mı? Evet, kınadı. Ama görüştüler. Ama Evren de zaman içerisinde tüm dünya Türkiye'nin başında olduğu için görüşmeler yaptı. Peki. Bunu okuyamamak büyük bir yanlışlık. Biz darbe günlerinde darbeye karşı çıktığımız için gurur duyuyoruz. O gün darbecilere neden karşı çıkıyorsunuz diyenler bugün barışmaya karşı çıkıyor. Seni memnun etme şansı yok yani. Bütün dünya o günde Yavuz, yani darbeden sonra da Sisi ile görüşüyordu. Evet. Biz de niye görüşüyorlar, nasıl görüşürler, bu nasıl bir ikiyüzlülüktür, çok yüzlülüktür diye bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan demediğini bırakmıyordu. Doğru. Ve biz oturmam dedi yani. Biz Allah'a hesabını veremezdik evet. Görüşürsek. Sisi ile asla diyordu Cumhurbaşkanı. Görüşen eden vardı o zamanda Türkiye görüşmezken de, ama onlar çok yüzlüydü, samimi değillerdi, sahtekardılar görüştükleri için. Evet. Niye? Nasıl? Hem demokratik değerleri savunursun, böyle bir iddian olur, hem de kanlı bir darbeciyle görüşürsün. Hiçbir şey yokmuş gibi. Evet. Onlar da diyorlardı ki ya biz hem eleştirilerimizi koruyoruz, eleştirilerimizi mahfuz tutarak da
Hem de ülkeler arası ilişki yürütüyoruz. Biz kavga etsek, ona hakaret etsek, dışarıda dursak içerideki meseleyi nasıl etkileyeceğiz gibi bir gerekçeleri de var. Ya AK Parti de diyordu ki, evet yani aynı zamanda Mısır'da normale, demokrasiye, hukuka yaklaşılabilmesi tekrar, geri dönülebilmesi eskiden ne kadar vardıysa. Ya da vardıysa, Mursi ya da... Ne kadar vardıysa evet. Eskiden. Buna görüşerek daha fazla katkıda bulunabiliriz, etki edebiliriz diyorlardı. Türkiye'nin birçok ülkeyle yaptığı gibi. Mesela bugün Rusya. Önemli oldu. Mali'de de deprem olmuştu. Generallerle bizim Dışişleri Bakanımız mı gidip fotoğraf vermiş. Hatırlamıyorum. Galiba Dışişleri Bakanı'ydı. Evet. Bir fotoğraf ama var. Bir yetkilinin fotoğrafı var. Bir bakan vardı. Gidip görüştü. Ya çıkarına baktığı için Türkiye orada öyle. Yani Suud'la, emirliklerle karşı karşıya gelmemizin temelinde de bu var. Dünya hepsi karşımıza geçse de Müslüman kardeşleri bırakamaz, oradaki mazlumları bırakamaz da Türkiye. Onun için hepsi biz tektik. Meydan okunuyordu. 7 düvel hepsi birdi. Şimdi 7 düvel kaybetti. Sisi kaybetti. Suud, emirlikler kaybetti. Onun için artık biz de dünyanın başından beri savunduğu, bizim de suçladığımız, eleştirdiğimiz pozisyona dönebiliyoruz. Biz de zamanı geldi. Biz de zamanı geldi. Zamanın ruhu değişti. Zamanın ruhu değişti. Esad'la ilgili soruda birazcık sıkıştığını görüyorum Bülent Bey'in. Ne diyor ki? Esad'la da mı el sıkışılacak diye soruyor İsmail. Esad'dan bağımsız söylüyorum. Ne münasebet? Niye sıkışılmıyor? Devamını söyleyeyim. Bak, Esad'dan bağımsız. Genel bir bakış olarak söylüyorum. Her darbeciye, her halkını bombalayana karşı çıktık. Çıkacağız. Ancak ülkemizin menfaatleri, bölgemizin dengeleri neyi gerektiriyorsa da onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Ya ne güzel ama 10 yıl kaybedilmek zorunda mıydı? 10 yılın Türkiye'nin 3,5-4 milyon nereden geldiği belli olmayan mülteciyi doldurmak zorunlu muydu? Bunların hepsini sadece şey için söylemiyorum. Yani bu genel dış politika yaklaşımı, ben de Esad'dan bağımsız söylüyorum. Ya arkadaş, yani dışarıda bu 10 yıllık macerayı, bu meydan okumaları yaşamak zorunda mıydı Türkiye? Bu niye yaşatıldı? Bunu hepimiz biliyoruz. Bülent Turan da cevaplarken biliyor. Bu tip olayların üzerinde sörf yaptı AK Parti. İç politikada. Ve bunu sonuna kadar kullandı. Seçimlerden önce kullandı, seçimler sırasında kullandı. İnsanların vicdanlarına hitap edebilmek için bir yol olarak gördü. Uluslararası ilişkilerde popülizm yaptı. Uluslararası ilişkilerde gerçeklikten koptu o dönemlerde. Ne zarar edeceğiz? Mısır'la küseceğiz. Küselim ama içeride iktidar alalım. Ne zarar edeceğiz? Esad'la barışırsak içeride sıkıntıya gireriz. O zaman Esad katil olmaya devam etsin. Ya dünya 5'ten büyüktü. Çin'den, Rusya'dan, ABD'den. Deveden büyük fil vardı. Dünya 5'ten büyüktü. Şimdi Esad'la sistem küçük hale geldi. Evet. Nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Müslüman kardeşlerle ilgili neler söyleniyor? Bakan yardımcısı AK Parti'nin biliyorsun. Yani radikalleştirildikleri, daha Türkçe diyor, radikalize terörize edildiklerini söylüyor. Dolayısıyla artık Müslüman kardeşlerin yanında durmanın zorlaştığını, karşısında yer almak gerektiğini söylüyor sisiyle birlikte. Yani sen, böyle savunuyor. Sen mahalleyi biliyorsun, radikal onun için söylüyor. Bu çok önemli bir şey. Değil tabii, mi? Yani tabii. Müslüman kardeşlerle araya mesafe koymak. Önemli Hamas'la şey. Araya mesafe koymak. Kesinlikle. Çünkü İsrail anlaşma içinde onunla mesafe koyuyorsun. Onunla mesafe koyman gerekiyor. Doğru. İşte ne bileyim, Sisi'yle el sıkışmak. Mursi'den vazgeçmek. Devrim gibi devrim dış karşı politika devrim. Manevraları bunlar. Bir de içerideki etkileri bazında. Çok keskin. Tabii ki. Çünkü hep kitle aksi telkine maruz bırakılmış. Hep tersi söylenmiş. Şimdi bir anda... Bir dava o aslında. Bir anda kendinin tersine düşüyorsun ama kitle de artık bence şerbetli. AK Parti Schrödinger'in kedisi deneyindeki gibi... Şerbetli değil, yıkılmış. AK Parti yıkılmış da o da ama kendini suçluyor. Olsun ama yıkılmış yani. Kolay olmamış yani. Diyor. Bizden dolayı mecbur kaldı diyor. Biz yani dik dursaydık, mecbur kalmayacak. Sisi'yle tokalaşmaya. Yavuz, dünyada ve muhtemelen atom altı parçacıklar dünyasının, yani
kuantum evreninin dışında aynı anda iki zıt pozisyonda bulunabilen tek yönetim. Varlık AK Parti. Sadece yönetim değil, yani bir var olma biçimi olarak. Aynı anda iki zıt pozisyonu tutabiliyor, temsil edebiliyor. Biz HDP'de de biraz bunu görmedik mi? HDP ile ilişkiler. Tabii, tabii. HDP hem neydi belirsiz bilmem kimler, bugün gene söylendi. Hem terör partisi, hem de aynı zamanda ziyaret edilebiliyor. Ne var ki bunda? Gayet doğal. Şimdi Rabia da devam ediyor. Biz o gün konuştuk, ben hani emin değildim. Görmedim o, ama ben şey yayında orada. Yusufeli Barajı'nın açılışında özellikle dikkat ettim. Cumhurbaşkanı yaptı ama görüntü de yoktu. Aşağıda yapanları gördüm izleyenlerden ama Cumhurbaşkanı görüntüsü yoktu. Ama grupta yapmış. Grupta yaptı. Şu, bunlar birbirine mani değil. İki mesela kitle oradan anlayacağını anlıyor. Yani Rabia'ya devam. Rabia'ya devam ama öbür satışıyla... Ben şunu gördüm ama zaten reisin bir bildiği vardır. İçinden geçecek, onun için yapıyor sizin. Onu söyledin, doğru, öyle mesajlar vardı. Aynen. Yani Sisi'yle tokalaştığın elle Rabia yapamayacaksın diye bir kural yok. Dolayısıyla bu ikisi bir aynı anda mümkün. İki zıt pozisyonu, taban tabana zıt pozisyonu AK Parti aynı anda tutabilir. Birini muhalefete bırakacak değil. Boşaltacak hali yok. Dolayısıyla ikisini de AK Parti temsil ediyor. Zaten Türkiye'de muhalefeti de AK Parti temsil ediyor. Kendine muhalefet diyen parti ve partiler zaten gayrimilli. Yerli milli değil onlar. Tabii. Dolayısıyla onlar Türkiye'de, da kurulacak önümüzdeki. Türkiye'de tamam. İktidar da muhalefet de, yerli ve milli muhalefet de AK Parti'nin elinde bulunuyor. Yani yerli milli iktidar AK Parti, yerli milli muhalefet de MHP herhalde. Ya AK Parti'nin kendisi de kendisine muhalefet kendisi edebildiği de... için eski AK Parti ile yeni AK Parti saç saça baş başa birbirlerini inkar edercesine ters düşebiliyorlar. Canım, İçişleri Bakanı kendisinden önceki dönemi güvensizlik olduğunu söylememiş miydi zaten, yani böyle bir... Yani kendi göreve başladığı tarihi milat almıştı. Milat olarak almamış. Ondan önceki de. Mesela uyuşturucuyla mücadelede gösterilmeyen başarının kendisiyle birlikte başladığına dair yani şeyler söylemişti. Evet. Bir önceki hafta Edirne'de tarım sektörüyle buluştuğunda Tarım Bakanı Kirişçi'de, yani çocuk bile 9 ayda doğuyor dedi, şikayette. Biz yani, 8 ay oldu geleli. Ben bilmiyor muyum dedi. Küçük başta büyük başta sorunlar var. Ben de biliyorum. Yani peynirin fiyatı o zaman ete yetişmemiş, geçmemişti daha. Ama yani geçip geçeceğini ben bilmiyor muyum demişti. Ama ben daha 8 ay oldu başlayalı. Doğru. Zaman tanımak yok mu? Doğru. Dolayısıyla... Ama orada bir haksızlık yapmayalım şimdi Kirişçi'ye. Nasıl bir haksızlık? Çünkü sonuçta bir iktidar devralmıyor mu canım? Yani gidiyor bir bakanlıkta Pakdemirli, değil mi? O da ona Kirişçi, da hayırlı olsun. Kirişçi Pakdemirli nereden gitti gene? Bir önceki bakan Pakdemirli yeni görevi için hayır dileyeceğim. Diremeyim mi? Nedir yeni görevi? Bir finans kuruluşunda genel müdür vekili olmuş herhalde. Ha, hayırlı olsun. Yani Balbaraka'da genel müdür vekili, değil mi arkadaşlar? Doğru söylüyorum. Başkan vekili olmuş. Yönetim kurulu başkan vekili olmuş. Yani orada da hızlı ilerliyor. Siyasette de çok hızlı ilerlemişti biliyorsun. Ha. Ama ya Yavuz bakanlıktan gitti. Gitti diyorsun. Gene de senden kurtulamıyor. Senin dilinden kurtulamıyor. Hayır, orada başarılı olur belki. Onun için yani hayırlı olsun. Dileklerimi ileteyim. Buradan gene selamlarımı orada... gönderiyorsun. Gönderirim. Kirişçi de haksız mı yani? Yeni bir iktidar değil mi bu? Devrildi. Yenisi geldi. Enkaz, ya enkaz devraldıysa. Enkaz devraldıysa yani ne olacak? Buna şeyin cevap vermesi lazım. Eski Pak bakanın Demirli. Pak Demirli'nin cevap vermesi lazım. Sence cevap verir mi? Sen cevap verme. Yeni bir kariyer yapıyorsa ve hızlı bir yükseliş sonra ihtiyacı olabilir. ama Süleyman Soylu da başarıdan başarıya koşuyor. Bak bugün gördün mü sen? Dur, ona gelmeden bu arada etle peyniri niye kıyaslıyorsunuz diyorlar. Arkadaşlar, bu bir çarpıklığı gösteriyor. Etle peynir fiyatlarını yoksa karşılaştırıyor değiliz. Hangi yanlışlar burada bariz, bakanın da kabul ettiği bir takım yanlış politikalar söz konusu ki süt fiyatlarının düşük tutulması gibi. Yem şeyini neredeyse bir kilo yemi, bir kilo bir litre sütün karşılayamaz hale gelmesi gibi. Bu sebeple hepsinin kesime gitmesi gibi. Aslında kesime gitmeleri durumunda düşmesi gereken et fiyatının gene de düşmemesi gibi ve en nihayet peynirin gelip geçmesi et fiyatını, bu sebeple bir kıyas konusu olabiliyor. Yapılıyor bu kıyas, ona binaen. Zaten sütçüler de işte %7
TÜİK'e göre, %15 süt üreticilerine göre süt üretiminin azaldığını söylüyorlar. Niye azaldı? Kesime gidiyor. Kesime gidiyor çünkü onlar. Onun için azalıyor. Kaç yıldır da söylüyorlar bunu. Tabii tabii, bunu da söylüyorlar. O azalınca ne oluyor? Peynir üretimi azalıyor. Peynir üretimi azalınca ne oluyor? Fiyatlar yükseliyor. Yani bundan daha doğal bir şey yok. Sonucu belli. Ama et fiyatları da düşmüyor. Kesime gidince et çoğalıyor ama et fiyatı düşmüyor. Çünkü o yaraya merhem değil kesime gidenler diğer taraf için baktığında. Böyle bir denge var ama o dengeyi kuracak bence yeni bakan. Çok dirayetli gördüm. Daha 8 ay oldu. Biraz zaman vermek lazım. Tabii dirayetli gördüm. Mutlaka daha zaman ihtiyacı. Birkaç sene içinde çözer o işi. Mutlaka. 2053. 71. 2024, 25, 26. 2123'e kadar Türkiye yüzü var. Herhangi bir yerinde yapsa olur. O çözemezse başkası çözer yani. Ne olacak? Sonuçta değiştirmek zor değil ki. Affını istiyorsun. Değil mi? Aff istenebiliyor muydu yoksa aff isteneceği Beştepe tarafından mı sana bildiriliyor? İstifa tek taraflı bir eylem değil. Ben istifa da görevden affını istemek ama şimdi bu yeni terminolojide eskiden istifa tek taraflı edilebiliyordu. Ben istifa ediyorum deyip bırakabiliyordu şu ya da bu sebeple kişi. Evet. Karşı taraf da kabul etmemezlik yapamıyordu eğer iradesi kesinse. Fakat şimdi görevden af isteniyor. Eğer kabul edilirse görevden af talebi ancak çekilebiliyor görevden. Peki emin misin? Ben sanki onun bir aşaması daha olduğunu düşünüyorum. Nedir? Görevden af etmesi talep ediliyor gibi geliyor bana. Tabii o da oluyor. Şimdi da oluyor. Bir insan kendi iradesiyle görevden af talep edebilir. Ama benim anladığım bu sistemde yukarıdan bir yerden senin artık görevden af talep etme zamanın geldi diye bir işaret veriliyor. Zamanlama önemli. Zamanlama önemli. Sen de görevden affını talep ediyorsun. Her ihtimale karşı belki de af talebim yerine gelmeyecek diye düşünsen bir de af talebin de karşı taraftan yerine geldi de mesele kapanmış oluyor. Biraz dolambaçlı ama olsun. Sonuçta işliyor sistem. Tıkır tıkır işliyor. Bir kişi de işlemedi biliyorsun. Kimde? Bir kişi af istemedi. Kim? Berat Albayrak. Ha o onu resmi da, gazeteye öyle geçti ama. Resmi, yani resmi tarihe şöyle geçti. Ama af istemedi yani. Görevden, çok deri kanlı bir şekilde ben gidiyorum dedi. Görevden af, affını talep etmiş, görevden af talebi kabul edilmiştir diye yanlış hatırlamıyorsam. Evet resmi gazetedeki yazmıştım da mesele zaman, öyle. Resmi gazete böyle geçmişti ama aslında Instagram'a bir beta anlatı bırakarak. Ben gidiyorum dedi ya o kadar. Hatta İstifa bile etmedi. Hatta resmi olarak bir istifa dilekçesi bırakıp bırakmadığı şüpheli bilinmiyor. Öyle bir bilgi yok. İstifa etmediği. Evet. Yani resmi bir istifa dilekçesini bırakıp bırakmadığı onu bile ondan bile şüpheliyiz. Şimdi sen hani iktidarlar değişiyor, bakanlıklarda bakan değişimde bir iktidar değişimi sözleri mi herhalde? Her bakanın görevde başlama tarihi onun miladıdır. Milad olarak oradan başlatacaksın. Ondan öncekine muhalif olarak da bakılabilir. O eski devri iktidar. Eski devri iktidar. Ve enkaz devralınmış olabiliyor oralardan. Yani İçişleri yani. Bakanından yola çıkarak söyledim bugün. İçişleri Bakanı çok başarılı bir operasyona imza attıklarını söyledi. İstanbul'da bilmem ne kadar uyuşturucu yakaladık dedi. Bilmem kaç ton. Bugüne kadar yakalanmışın en fazlası. İsmini söylemiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği Türkiye böyle bir belanın içinde diye söyledi ve sonra da kıyametin kopmasına neden oldu. Küçük yaşta çocuklara kadar yayıldı. Sokak mahalle aralarına kadar yayıldı dediği. Çok ucuza satılan piyasalarda bir uyuşturucudan bahsediyoruz. Ondan çok büyük miktarda yakalandı. Ne kadar? 3.4 ton muydu? Öyle bir şey olmasın. 3.5 ton galiba. Evet öyle bir şey. Öyle bir şey. Bir de bir şey. Evet 3.5 ton. Bir de şöyle bir durum çıktı bugün ortaya. 4.9 ton geçmişte yakalanmış. Yine başka ama bu biraz daha pahalı. Bir uyuşturucu ile ilgili süreç. Sedat Peker gündeme getirmişti bunu da değil mi? Mersin'e şu kadar ton uyuşturucu geliyor. Bunu sahipleri araştırmıyor falan diye. O tartışmalar sırasında bir araştırma yapılmış. Gözaltına insanlar alınmış. Sonra tutuklanmışlar. 16 ay sonra başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve yargılanan 16 sanığın tamamı da tahliye edilmiş. 4,9 ton pahalı uyuşturucudan bahsediyoruz. Daha lüks kabul batak edilen. Batak operasyonu muydu? Yok batak değil bu. Kolombiya'dan. Batak da en büyük operasyon. O da en büyük operasyon. En orada da kimse kalmadı evet. Orada kara para aklama şebekesi vardı. Öyle bir şey vardı herhalde yanılmıyorsam. Evet. Orada da kimse kalmadı. Şimdi çok büyük olunca böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Tutmak zorlaşıyor. Zaptı zor yani. Yavuz. Bu da çok büyük. Mesela benim merak ettiğim bir şey, kırmızı dosyada yazıyor mudur bunlar? Muhakkak. Muhakkak. Vardır değil mi bunlarda? Muhakkak. Ama yok. Polisin gereğini yaptığı, mücadele ettiği suçlar kırmızı dosyaya girmiyor. Bakanın açıklayacağı,
Yani savcıya polise iş düşmeyen, bakanın açıklayacağı suç bağlantıları, terör bağlantıları, kırmızı dosyanın konusu. Keşke şunlar da girseydi. Mesela 4.9 ton uyuşturucu kaçırmış insanların nasıl tahliye edildiğini öğrenseydik. Haftada 5.000 miydi? Bay Kemal'in parmağı olabilir mi bu işte? Bence serbest bırakılmalarında kesin vardır. CHP suçludur burada. Kesin. Ve bu dışarıdan emir de alıyor olabilir. O büyükelçiyle temas içinde olabilirler. Öyle bir durum. Kimden sufle aldılarsa artık? Öyle bir durum olabilir. Suflör mü, suflöz mü? Kimse artık kulaklarına üfleyen biri üflüyor demek. Suflöz de iyi bak. Ne biliyorsun diyorsun yani erkek oldun canım. Ne malum. Allah Allah, ne ben malum. Kadın olacak yani. Ne malum. Peki kırmızı dosyaya sen bir şey söyleyeceksin ama bu kırmızı dosya gösterdi ya. Ben bir vergi meselesini iki satır konuşmadan geçmeyelim ama evet. Kırmızı dosya. Basın toplantısı. Basın toplantısı nerede? Ne oldu diyorsun ya, hafta bitmedi daha. Dikkatini çekerim. Perşembe bugün. Tamam, bitmedi daha hafta. Yarın süresi cuma. Var. Önümüzdeki hafta dedi. Gün vermedi. İkincisi belki cumartesi, yarın pazar bekleyelim. Belki yani. Yarın belki cumartesi yapacak ama ikincisi geçerli bir nedeni mazereti var. Eğer bir gecikme olursa deprem, Düzce depremi. Doğru. Şimdi Allah var, o oraya da bir solukta gitti ve bütün gece orada Düzcelilerle beraber oldu. Bu da değerli bir şey. Doğru. Yani bu da değerli bir şey şimdi. Bir de böyle bir tarafı var işin. Şeylerin de muhalefetin de yani halkın yanında nasıl olunur, gönlüne nasıl girilir? Belediye başkanları plan açısından söylüyorum ve parti yöneticileri açısından. Bakıp oralarda çok hızlı hareket ettiğini görmesi gereken yani. Bir örnek. Ya o orada olmasının bazen katkı bazen zarar verdiği konusunda tartışmalar da var. Mesela deprem sel zamanında verdiği fotoğraf üzerinden de eleştirmiştik. Bazı durumlarda öyle çalışmayı engelleyici, çalışmayı engelleyici ama burada hadiseler yıkım, ama burada yıkım yok. Halk sokakta. Evet. Onlara o moral açısından çay, çorba, ekmek tedariki lazım ve ziyaret edip yanlarında durmak lazım. Bir gün önce lazım. Karkamış'ta bir gün sonra tabii. Düzce'de falan öyle bir hali var. Yoksa şöyle ya, arama kurtarma çalışmalarının sıcak saatlerinde enkaz altında insanlar varken ve onları kurtarmaya çalışırken siyasetçilerin gidip orada dikkat dağıtması, o çalışmaları aksatması filan bana çok doğru gelmiyor. Ya bir iş makinesinin üstünde Murat Kurum'la fotoğraf tabii. Vardı. O fotoğraf üzerinden eleştirmiştik. Konuşmuştuk hatta, ama bu o değil ama. Bu o değil. Karşılamaya da vali gitmişti o operasyon başında olması gerekirken havaalanına gidip karşıladığı için eleştirmiştik. Bu mesela o açıklamayı geciktirebilir. Bu da geçerli bir mazerettir. Diyebiliriz herhalde. O zaman önümüzdeki haftayı da belki dahil ederiz. Beklemek lazım. Birkaç gün daha uzatabilirsin geldiğin müddetle. Son iki dakikaymış. Eğer biraz daha uzatırsam şunu konuşmadan kapatacaktım tam. Ne? %123. %122.93 ya da 7. Ben yuvarladım, %123 dedim. Virgül hatta nokta değil. Niye yuvarlıyorsun? Belli ki dil %123 çok görünür. Fazla gelir diye. %123 demeye varmamış, %122,93 ya da 97 demiş, orada bırakmış. Herhalde o bir matematik hesabı ama yani öyle bir şey var. Evet. Önümüzdeki seneyle ilgili vergi, ceza ve harçların yeniden değerleme oranı belirlendi. %123. Geçen sene yeniden değerleme oranı kaçtı? 36 idi, %36 idi. %36'dan %123'e nasıl çıkmış? Kaç katına bakın. Nasıl çıktı bu? Enflasyonun bayramdan sonra düşeceği, Haziran'da düşeceği, yaz sonunda düşeceği, hafta sonu düşecek. Sene sonunda mutlaka yatışacağı söylenirken ve şimdi sene sonu mutlaka yatışacak beklentisi içindeyken iktidar bu yansıtılmadı gelecek seneye, madem enflasyon hem de düşecek. Enflasyon, üretici enflasyonundan hesaplanan bu oran resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı geçen sene bazı kalemlerde motorlu taşıtlar vergisinde mesela yeniden değerleme oranını aşağı çekmişti o güncel. Bazı kalemlerde bakan. Aşağı çekme etkisi var, bazılarında yok. Öyle mi? Tabii, trafik cezalarında yok mesela. Yetkisi yok yani. Var. Yasa çıkartmak öyle lazım. Mi? Aynen. Takdir etkisi yok. Takdir hepsinde. Etkisi olan yerler var, olmayan tabii yerler var. Çünkü MTV'de motorlu taşıtlar vergisi yaptılar, evet. Hepsinde yapamamıştı. Orada 25'e çekmişti. Ama maaş artışları da 25'in altındaydı. Yavuz. Evet. 25'in yani ya. Ya da süremiz dolmak ya da üzere. Ya da şöyle yani madem enflasyon üretici enflasyonu %123 ve böyle yansıtılıyor cezalara. Peki marketlerdeki fiyatlardan niye şikayet ediliyor? Üreticinin maliyeti buymuş, üretici enflasyonu evet. Bu işte.
Yani niye o artışlardan o zaman... FETÖ'cü niye ilan ediyorsun onları? Geçen sene de bu oran açıklandığında %136, arkasında taprak şövalyeleri var fiyatların diye. Yani onlar yapıyor bu işleri diye yazılar yazıldı iktidar medyasında. Ya gene taprak şu, kim yapıyor bunu Allah Allah ya? Bu zammı kim peki, yaptı? Peki diğer tarafı çok önemli değil mi? Son cümle olsun, bir cümlede sen edersin. Memura %123 niye yok yani? O yeniden değerleme oranı bir tek maaşta mı yok? Vergide harçta, her şeyde vergide harçta varsa niye? Emekliye niye yok? %123 oralarda TÜİK. Burada devlet. Yalnız, süper bir faiz son cümlem. Yöntem. Son cümlem faiz geçen sene çift hanedeyken yeniden değerleme oranı yani zam, vergi zam, ceza zamları %136 belirlenmişti. Tek haneye indirildi. %136 da çok fahişti. Cumhurbaşkanının 25'e düşürmesine büyük indirim, büyük ses manşetleri atılmıştı. %36'dan. Şimdi belki gene böyle büyük bir jest yapar, sevinir. Ama neye indirebiliyor ki? Yarıya indirebiliyor. Yarıya indirse bile %60 küsür eder ya. Yarıya indirse bile. %60. Şimdi peki %36'ydı çift hanedeyken faizler. Merkez Bankası düşürüyordu. Düşüre düşüre tek haneye %9'a indirdi. Ama bu vergi zamları, ceza zamları %123'e geldi. Nasıl bir şey var arasında? Nasıl yok, bir bağ yok var? Yani seneye bunun çok süper sonuçlar vereceği buradan belli değil mi belli diyorsun? Belli değil mi? Seni mutlu etmek mümkün değil. Çok süratli bir şekilde bitiriyoruz. Salı günü birlikte peki olacağız. Kaldığımız yerden devam ederiz. Biz yarın haftanın son programını yapıyoruz. Bizden sonra da savaş başlıyor. Savaş Kerimoğlu ana haberle. Onu da kaçırmayın diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.